İstanbul Ticaret Üniversitesi televizyon stüdyolarından herkese merhabalar. Ben Selin Koca Türk Spor Bülteni'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün diğer bölümlerden farklı olarak kamera arkasında bir misafirim olacak. Alper Hocam bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin merhaba. Alper Hocam hangi takım mısınız? Fenerbahçeliyim. O zaman Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe bu hafta Adana Demirspor deplasmanına gitti ve 0-0'lık sonuçla bir puanı aldı. Fenerbahçe eksikliklerle gitti Adana Demir deplasmanına. Korkutucu da bir deplasmandı aslında çünkü Adana Demir evinde puan kaybetmiyordu. Fenerbahçe eksikliklerle gittiği için bir puana bence taraftarlar da memnun olurlardı. Ama Fenerbahçe'nin orada ortaya koyduğu oyunu gördükten sonra kaçan pozisyonların ardından ee, tabii ki bu e, kazanılmış bir puan değil, kaybedilmiş bir iki puan haline geldi. Kaçan pozisyonlar dedin. Hemen Adana Demir spor kalecisi Ertaç Özbir'e değinmek istiyorum. Adana Demir Kalecisi tabii ki çok başarılıydı dediğiniz gibi Ertaç Özbir. Ertaç Özbir'in Fenerbahçe'ye karşı Malatya Spor'da da göstermiş olduğu çok iyi bir performans vardı. O zaman da Fenerbahçe'nin çok kritik bir puan kaybına neden olmuştu gösterdiği performansta. Yine o minvalde bir performans izledik. Gerçekten özellikle Edince Konu birebirlerde iyi bir performans gösterdi ve takımı oyunda tuttu. Adana Demir Spor biraz da Ertaç'ın sayesinde tabii ki bir puan aldı. Ertaç kurtardı mı, Ceko kaçırdı mı? Evet güzel bir soru. Bence Ceko'nun gerçekten iyi şutları da vardı. Ertaç'ın kurtardı diyebileceğimiz ama zayıf şutları da vardı. Ben burada oranı yarı yarıya olarak veriyorum. Tabii sizin de dediğiniz gibi Ertuğrul Çöz bir gerçekten iyi performans gösterdi ve takımını oyunda tuttu. Fenerbahçe ilk yarıda daha iyi oynadı ama bu iyi oyununu ikinci yarıda sürdüremedi. Çünkü buna sebep olarak da konferans liginden gelmiş olmanın yorgunluğunu da söyleyebiliriz. Bu oyun devam etmedi. Bir ayrı sebep olarak taraftarın eleştirdiği bir konu olan İsmail Kartal'ın geç yaptığı değişiklikleri söyleyebiliriz. Ee, değişikliklerin geç yapılması kadar kulübeden gelenlerden verim alınamamasında da söyleyebiliriz. Bu sebeplerden dolayı Fenerbahçe ilk yerdeki hücumcu oyununu sürdüremedi ve Adana-Demir deplasmanından sıfır sıfırlık beraberlikle döndü. Batshuayi daha erken oyuna alınabilir miydi? Buna şöyle cevap verebilirim. Ee, Taraftarlar da bu konudan çok şikayetçiler. Sosyal medyada da bu çok fazla konuşuluyor. Başya özelinde değil tüm takım özelinde söyleyecek olursak değişiklikler daha demin de söylediğim gibi geç geliyor. Ee, gelen değişikliklerin dakikasına baktığımız zamanlarda sakatlık dışında genelde 70. dakikaya kadar değişiklik yapmayı tercih etmiyor İsmail Kartal ve değişiklik yaptığında da bundan verim alamıyor. Kulübe desteğini iyi kullanamıyor. Bu tabii ki Fenerbahçe'nin son dakikalardaki performansını kötü anlamda etkiliyor. Batuşay'da e, belki daha erken girse daha etkili olabilirdi. Topla buluşur buluşmaz ilk buluşmasında Tadic'e bir gol pozisyonu yarattı ve Tadic onu gole çevirdi ama offside gerekçesiyle iptal edildi. Peki sence bu offside mıydı? Ee, görüntü verildi bence offside'dı. Yani golün iptal edilmesi doğruydu. O, orada üzüldüğüm şey gerçekten Bas Şuay klas bir pas vermişti. Ama offside'ı da bozan kendisiydi. O yüzden kendi etti kendi buldu diyebilirim. Offside konusuna gelirsek zaten görüntü verilmişti. Offside olduğu bariz bir şekilde belliydi. Golün iptal edilmesi de doğruydu. Hakem yönetimi hakkında aslında çok fazla konuşabilir miyiz bilmiyorum. Maçın geneli olarak Halil Umut iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Ama... Ee, bazı pozisyonları da hem Halil Umutmeler'in hem Var'ın e, es geçip atladığında söyleyebiliriz ki sen de bunu şimdi soracaksındır. Tam da oraya girecektim. Halil Umutmeler bence maçın dengesini iyi korudu maç içinde, iyi yönetti yönetti. Artık çünkü Türk hakemlerin statüsü e, geldikleri seviye bayağı aşağılara düştüğü için normal performanslar artık bize nimet gibi geliyor. Halil Umut de böyle bir performans gösterdiği bir maç yönetti. Ama e, çok konuşulan pozisyonlar vardı. Oslar yapılan bir hareket vardı kamuoyunu meşgul eden. E, kesin kırmızı kartla cezalandırılması gereken bir pozisyondu. Belki Kırmızı karttan sonra maçın seyri değişecekti, bilemeyiz ama o pozisyonun kırmızı kart olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada e, Halil Umutmeler o karmaşanın içinde onu tespit edememiş olabilir ki bu çok normal ama var da bunun için var ama yok maalesef Halil Umutmeleri uyararak o pozisyona müdahale etmediler ve bu da yanlış bir karardı. Ligin üst sıraları için aslında çok önemli bir maçtı. Sadece Fenerbahçe için değil. Halil Umut de bunun bilincinde olup aslında tansiyonu yükseltmemek, oyun rolantide tutmak mı istedi sence? Tabii ki hakemler isterler ki her maç 0-0 bitsin, bir taraf mağdur olmasın, konu onlara gelmesin. Ama açıkçası ben onu Halil Umutmeler açısından fazla sezmedim maç içinde. Ligin geneline baktıklarını düşünmüyorum. Adana Demir ve Fenerbahçe maçı içinde berabere bitmelerini istemiş olabilirler diye düşünüyorum var açısından. Çünkü o pozisyonda Halil Umut Meler'i vara çağırmamak biraz korkaklık oldu. Bu sonuçla 0-0 berabere kaldı ama sonuçta liderliği de ele geçirmiş oldu Fenerbahçe. Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada alınan bir puan hangi açıdan bakarsak bakalım altın değerinde bir puan. Bu sonuçta onu liderliğe yükseltti. E, Fenerbahçe maçının ardından liderliği kaybeden Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray bu hafta Hatayspor ile karşılaştı deplasmanda ve 2-1 mağlup oldu. Volkan Demirel'in öğrencileri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiler. Tabii ki Galatasaray çok istedi. Son vuruşlarda çok sıkıntı yaşadı. Hücumları yaptı ama Icardi gerçekten sakat olduğunu kabullense belki daha farklı bir sonuç olabilirdi. Çünkü istediklerini sahaya yansıtamadı. Galatasaray'ın golü sağdan geldi. Zaha Galatasaray'ın son 3 golünü atmış oldu böylece. Biraz açılıyor diyebiliriz Zaha için en azından Galatasaray adına iyi yönden bakabileceğimiz bir konu. Ee, ama Icardi'nin bu milli ara kendisine çok iyi gelecektir. Çünkü dinlenmeye ve iyileşmeye ihtiyacı var. İğnelerle oynuyor, kendisini çok fazla zorluyor. Son dakikaya kadar sağda kalmak istiyor. Ama bu bir yandan da bakıldığında tam performansını veremediği için kendisine ve Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray, Icardi ile mi var sadece? E, takımların yıldız oyuncuları vardır. Fenerbahçe'nin zamanında Alex'i vardı. Çok büyük bir pay sahibiydi kazanılan şampiyonluklarda, başarılarda. de o pay sahiplerinden biri. Çok büyük başarısı var Galatasaray'da. Sonuçta bütün çocuklar onun adını söylüyor. Her yerde aşkın olayım diye dolaşıyorlar. Bunlar boşuna değil. Bunlar gerçekten bir başarı hikayesi. Galatasaray sadece Icardi ile var oluyor diyemeyiz. Büyük kulüpler hiçbir oyuncuyla var olmadılar, var olamazlardı. Ama Icardi'nin büyük pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Icardi'den bahsediyoruz ama kazanılan başarılarda birçok oyuncunun payı var. Her ne kadar şu an form durumu tartışılsa da Kerem Aktürkoğlu diye bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Ona da değinmek istiyorum çünkü e, kamuoyunun gündeminde Kerem e, çok istiyor, çok hırslı, çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Ama bir türlü o son vuruşlara geldiğinde beklenileni veremiyor. Ee, hücumlar boşa gitmiş oluyor. Tabii ki de bu yüzden Galatasaray taraftarı tarafından bazen çok acımasızca bir şekilde eleştirilmesine neden oluyor Kerem Aktürkoğlu'nun. Ee, bakalım Kerem Aktürkoğlu o son bitiş sorununu çözebilecek mi şu an çünkü en önemli sorunu o gözüküyor. Son tercihlerini doğru yapamıyor. Bunu çözdüğü zaman eminim hem kendisi için hem Galatasaray için daha iyi bir haftalar izlemiş oluruz. Okan Buruk hakkında ne düşünüyorsun? Evet yani Türk yerli e, teknik adamların maalesef kaderi bu. <laughs> Bayern Münih maçında, Bayern Münih maçlarında diyebilirim. Gösterdiği iyi performans çünkü bence o maçlarda gösterilen performans tamamen Okan Burak'a yazardı. Manchester United maçı bunlar çabuk unutuluyor ama şampiyonluk yılında Fenerbahçe'nin kıyasıya arkanızda takipte olduğu bir süreçte kaybedilen 3 puan tabii ki hocaların eleştirilmesine neden oluyor. Türk futbolu böyle yapacak bir şey yok. Ama eee Okan Buruk'ta değişiklikler konusunda eleştiriliyor İsmail Kartal gibi. Ee, taraftarlar memnun değil bakalım e, ilerleyen haftalarda teknik adamlar bunlara nasıl karşılık verecekler. Okan Buruk'u konuştuk tabi ama Volkan Demirel'e de geniş bir açıdan bakmak istiyorum. Yani onu da konuşmak istiyorum. Çünkü deprem felaketinden sonra e, takımın başında kalıp bir şehre sahiplenip hatta e, takımını 9. sıraya getirmek Gerçekten büyük bir başarı. Her gittiği yerde Volkan Demirel takdir toplu. Hatta maç öncesi de Okan Buruk kendisine çiçek de verdi. Ee, teknik adamları konuşuyoruz üç büyüklerdeki ama Anadolu takımlarındaki hocaların da hakkını yememek lazım. Bunların başında da Volkan Demirel geliyor. Teknik direktörler ne kadar iyi performans gösterirlerse göstersinler, ne kadar iyi hazırlanırlarsa hazırlansınlar. Ee, her oyuncu önlem alınabilir, her oyun önlem alınabilir ama Hakeme ve VAR'a önlem alınamaz. Çünkü çok konuşulan bir pozisyon vardı Hatay Spor Galatasaray maçının sonunda. Bir İkerdi'nin ayağına basıldığı bir pozisyon vardı. Bütün e, hakem yorumcularının %100 penaltı dediği ve VAR'ın bunu nasıl atladığını konuştukları bir pozisyon vardı. Galatasaray oradan penaltı kazansa ve bu gole dönüşse bir puanı alacaklardı ve şu an liderliğini koruyor olacaktı Bunlar tabii ki önemli şeyler çünkü var bunun için var ve bunlara müdahale etmesi gerekiyor ama hala müdahaleleri yetersiz kalıyor Bu hakem kararlarıyla da Galatasaray'ı konuşmamıza son vermek istiyorum Galatasaray bu maçla liderliği kaybetti, ezeli rakibi Fenerbahçe liderliğe yükseldi ve 3. büyük takımımız Beşiktaş'a geçiyoruz Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra gündemi bayağı yoğun olan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Rıza Çalınbay tekrar Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz ilk defa teknik direktörlük deneyimini Beşiktaş'ın başında pro lisansı olmadan yaşamıştı ve o da olaylı bir şekilde ayrıldı. Ee, ve ardından yerine e, camianın evladı diyebileceğimiz özüne döndü Beşiktaş ve yerine Rıza çalınmaya getirdi. İyi bir tercih miydi sence? Tabii ki bunu şu seviyede, şu zamanlarda konuşmak biraz zor tartışmak. Çünkü Beşiktaş olağanüstü bir hal yaşıyor, olağanüstü bir seçim yaşıyor. Ee, bir seçim olacak 3 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam. Ee, orada başkan değişecek. Yani başkanın değişmesine bu kadar kısa bir süre varken bir teknik direktörle anlaşmak yeni gelen başkan için çok zor bir durum. Çünkü Rıza Çalımbay Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere bütün maçları kazanırsa. Ee, bu yeni yönetime bir yük olacaktır. Çünkü olur da Rıza Çalınbay ile yollar ayrılırsa, yeni teknik direktör getirilirse ve yeni direkt teknik direktör başarısız olursa, o zaman demeyecekler mi? Neden Rıza Çalınbay'ı gönderdiniz? Bu her anlamda yük olacak. Ya da devam ederse yeni yönetim Rıza Çalınbay ile neden devam ettiniz? Bu iki taraflı da gerçekten Beşiktaş yönetimi için zorlu bir durum doğru bir tercih mi? Bence şu süreçte alınabilecek en ani kararlardan biriydi ve kısa vadede doğru bir karardı. Beşiktaş'ın maçına geçmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş bu hafta Başakşehir'le oynadı. Başakşehir ve Çağdaş Atan iyi ve zorlu bir rakipti. Çünkü Çağdaş Atan'la birlikte Başakşehir'in de form grafiği Emre Belözoğlu'ndan sonra yükselmeye devam ediyordu. Zorlu bir maçtı. Rıza Çalınbay'ın ilk maçıydı. Tabii ki önemli olan Rıza Çalımbay'ın ilk maçında 3 e, puanı almasıydı. Çünkü kendisi de basın toplantısında keşke biraz daha zaman olsaydı, e, daha fazla çalışabilseydik. Sadece ter dökme antrenmanları yapabileceğiz gibi minvalde konuşmuştu. Zamanlı yoktu fazla çalışmaya ama önemli olan 3 puan almakti çünkü zirveyle puan farkı açılıyor. Galatasaray liderin kaybettiği bir haftada 3 puan alması Beşiktaş için bir nimet oldu. Tabii ki kazanılan galibette çok kilit bir asist yapan Rebiç'e de değinebiliriz. Ben önceki bölümde Rebiç'e değinmiştim aslında taraftarların da onun daha fazla oynaması gerektiğini söylediğini söylediğini dile getirmiştim. Rebic daha fazla süre aldı bu maçta ve aldığı süreyi de iyi değerlendirdi. Galibiyeti getiren golün asistini yapmış oldu ve taraftarlara sevindirdi. Rebic'in dışında Gezal'a değinebilirim. Gezal soyunma odasında Rıza Çalınbay'a oyundan çıkmak istediğini söylemiş. Sanırım sakatlıktan dolayı. Rıza Çalınbay Gezal'ın ağladığını söyledi. Bazı Beşiktaşlı taraftarların artık Gezal'ın bu tavırlarının çok fazla olduğunu ve kadro dışı kalması gerektiğini söylüyorlar. Bakalım ne olacak Gezal için? O prime Gezal'ı izledikten sonra bunları görmek gerçekten bir futbol seyircisi için üzücü oluyor. Beyli'ye değinebilirim. Beyli yine oyundan çıktı. Yine ilk 11'de başladığı bir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Beşiktaş'ın başı dertlerden kurtulmuyor ama bir de seçim süreci var. Seçim sürecinde yeni bir gelişme oldu. Emre Koca da aday olmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Adalı aday olacağını açıkladı. Beşiktaş şu an gözüken o ki iki adaylı bir seçime gidiyor. Hasan Arat ve Serdar Adalı arasında geçecek bir seçim olacak. Beşiktaş'ı da konuştuk. Artık üç büyüklerin gündemini kapatıp biraz da milli takıma doğru kaymak istiyorum konuşmak için. Ama ondan önce geçen hafta programda konuşmuştuk çok beklenilen ama bir türlü gerçekleşmeyen bir şey var diye. O da Arda Güler'in Real Madrid formasıyla maçına çıkmasıydı. Nazar değdirdik sanırım çünkü bırakın Arda Real Madrid formasıyla maça çıkmayı milli takım kampına bile katılamadı. Ancelotti Arda'nın tekrar sakatlandığını söyledi. Ee, maalesef ne Real Madrid formasıyla ne milli takım formasıyla onu bu haftalarda izleyemeyeceğiz. Ancak milli takımımız toplandı ve e, Galler maçının hazırlıklarına başladılar. Gallerle bir milli maç oynayacağız. Ee, bakalım bu maç bizim için nasıl sonuçlanacak onu da hep birlikte göreceğiz deyip programımızı bu bölümünde kapatmak istiyorum. Bana eşlik eden kamera arkasında değerli hocam Alper Hoca'ya teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli programdı başarıların devamını dilerim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sorularınızla bize çok değer kattınız. Ve spor bülteninin yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Selin Kocatürk. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.